arada. İsmi geçen kişiyi bir çağıralım buraya. Gelsin bakalım ne diyecek. O gelene kadar da geliyor mu? Bir yüzünü gözüksün. Yüzünü göstersin. Yok yani kendine, ben ona güvenmem. Kendine güveniyorsa buyursun Audrey Meydan. Değil mi Dilek? Tertemiz, pürü pak, mis gibi bir insansa buraya çıkmaktan, kendini topluma tanıtmaktan utanır mı? Dilekçim, çok düz düşünelim. Tertemiz, pürü pak, kendine güvenen biri. Kendine buraya... güveniyorsa çıksın abla. Sen söyler misin lütfen? Efendim? Söylesen. Lütfen Muharrem gel, her şeyi açıkla bir tanem. Lütfen. Her şeyi açıklamasına değil, çıksın kendini herkese tanıtsın. Muharrem çık her şeyi anlat, kendine tanıt lütfen. Bekliyoruz. Niçin gelmiyor? Buraya gelsin. Niye? Çok mu kıymetliymiş yüzü? Ne, incinecek miymiş? Ne olacakmış? Yüzünü göstermek istemiyormuş Dilek. Niye? Çünkü Caniye'yle çıkmak istemiyor. Ama sebebi olması lazım. Caniye'yle çıkmaktan niye çekiniyor? Bu süre içerisinde senin yaşadığın her şeye tanık olan bu kişi, seni kurtardığını, senin yanında olduğunu söyleyen bu kişi kahraman ya. Kahramansa niye burada kahramanlığını sergilemiyor? Mesela mahkemeye onun telefon numarasını verelim Esra Hanım. Dileğe ulaşılamadığı tabii zaman ki mahkeme onu arasın. Verir mi telefon numarasını mahkeme? Verir. O dileğin cevabı. Hatta gereken yere telefonumuzu verdik karakola. Geliyor mu? Geliyor. Ekip arkadaşlarımız şimdi alıyor. Bitmiyor, bitmiyor sevgili seyirciler. Neresinden tutarsak tutalım bu süre içerisinde. Şunu da ifade etmek istiyorum Esra Hanım. Geldi mi? Buyurun. Şimdi bir mağduriyet kadın, özellikle Türkiye'de bir mağduriyet yaşadığı zaman kız çocuklarımızla ilgili kurtuluş yolu olarak o namus kavramı altında evlilik çıkış noktası olarak görülüyor. Dileğin ailesi de bu açıdan baktılar aslında, tüm Türkiye'de olduğu gibi. Evlilik kurtuluş gibi gördüler. Evlilik kurtuluş değil aslında Dilek için. Ekranda gözecek mi? Teyzesinin oğluyla tamam yapılan evlilik oradan ayrılmasını da evet daha hızlandıran bir sebep olarak ortaya çıktı. Evet. Teyze oğluyla evleniyor, evlendiriliyor. O dönemde Nurhan Adaş'ın bu isteğine aile karşı çıkmıyor. Hatta akraba evliliğinin uygun olduğu da düşünülüyor. Hep söylüyorum, bir yani sofranızdaki bir tabak eksilsin, aman sorumluluk bizden gitsin diye evlenip göndermiş olduğunuz kız çocuklarınız bir çocukla beraber üç kişi olarak o sofraya dönüyor. Mağduriyet yaşadığında, o çocukların sayısı arttığında siz bir kişiyi uğurlarken aslında dört kişi olarak karşınıza geliyor. O yüzden çocuklarınızı evlendirmek yerine eğitimi, onları yetiştirmeyi planlarsanız hem gelecekleri daha sağlam olacaktır hem de daha güçlü kadınlar olacaktır. Şimdi önce sizi tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? İsminiz, adınız, soyadınız nedir? Beyefendi duyuyor musunuz beni? Muharrem Bey. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Muharrem Koç. Muharrem Koç. Evli misiniz siz? Hayır. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi şehirde? Gaziantep'te. Gaziantep'te. Gaziantep'te yaşarken Dilek'le tanışıklığınız var mıydı? Hayır. Birbirinizi mahalleler, Dilek tanır mıydınız birbirinizi? Siz Gaziantep'in hangi bölgesinde yaşıyorsunuz? Ben İstahya bölgesinde yaşıyorum, ilçesinde. İlçesinde? Evet. Depremde orada mıydınız? Evet, hayır, depremde buradaydım, aynı gün geri gittim İstahya'ya. Siz normalde Anteplisiniz ama İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da yaşamıyoruz, İstanbul'da çalışıyorum. İstanbul'da çalışıyorsunuz. Evet. 6 Şubat yani deprem olduğunda siz tam olarak hangi ildeydiniz? Başakşehir'deydim ben burada. Başakşehir'de. Ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaat ustasıyım. İnşaat ustasınız. Evet. Kaç yıldır, kaç aydır İstanbul'da yaşıyorsunuz? Nasıl? Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz çalışmak için? Çoktan beri çalışıyorum ben burada. Hep İstanbul'dasınız yani. Evet, İstanbul'da veya başka şehirlerde. Başka şehirlerde. Aynen. Sizin Dilek'le tanışma hikayenizi biliyorum.
Nuran Adaş aracılığıyla tanışmıştınız değil mi siz? Evet, biliyorsunuz. Niye Dilek hep sizin yanınızda? Nasıl hep sizin yanınızda? Evet, biz Dilek'i ararken de siz onunla beraber kaçtınız o gün. Kaçtık değil yani. Biz kimseden kaçtığımız yok. Gereken ifadeyi de verdim zaten. Dilek sizin hayatınıza girdikten sonra Dilek'le gelecekle ilgili planınız nedir? Dilek'le planımız uzun süreli bir ömür boyu yaşamaktır yani. Başka bir şey yok. Bu hangi şartlarda mümkün? Nasıl, hangi şartlarda? Yani şöyle, Dilek'le bir gelecek kurabilmeniz için Dilek'in bir tarafta da yapmış olduğu bir evlilik var. Olabilir, evlilik olabilir ama boşanmış onda. Boşanacak onda yani. Böyle sonuçta bir temenniniz var. Dilek size çok güveniyor. Ama Mehmet biraz önce şöyle bir iddiada bulundu. Muharrem ona ikinci bir telefon attı dedi, aldı dedi. Bu telefon hattını niçin aldınız? Olabilir. Ben sadece numarası yoktu diye ben o yüzden o numarayı aldım. Kendisine hatta aldım. Yani ulaşabileceğim bir numara yoktu. O evdeydi. Ulaşabileceğim bir numara yoktu sonuçta. İkinci telefon hattını siz mi aldınız? Hayır. Kim aldı? Ya ikinci telefon hattını da yani gene para verip başkasına, ben başkasına aldırdım yani. Kime aldırdınız? Ya bir arkadaşım benden öyle bir şey aldı kendisine. Adı ne arkadaşınızın? Bilmiyorum, arkadaşının adını bilmiyorum. Şimdi arkadaşım dediğiniz şey, arkadaşlık şöyledir. Eda benim arkadaşım. Annesini babasını tanırım, ne iş yaptığını bilirim, yaşını bilirim. Yani benim arkadaşım burcunu değil bilebilirim yani, kardeşim. Arkadaşımın burcunu bilebilirim. Ne sever ne sevmez bilirim. Hele arkadaşımdan borç alacaksan çok samimi olmam lazım. Yoldan geçen birinden para istiyorsan çirkin bir ilişki. Niye kaşınız gözünüz oynuyor beyefendi? Arkadaşınız kim? Dilek'e telefon attı. Dilek telefon attı kimin üzerine Dilek'in? Benim arkadaşımın üzerine. Sizin benim arkadaşım değil kim? Yani. Söylemek istemiyorum ama. Özcan mı? Değil. Nereden bu arkadaşı? Söylemek istemiyorum. Nerede tanıdın arkadaşını? Bu hattı sana ulaştırdı. Senin bu hattı kullanmana Muharrem de hayır demiyor mu? Diyor. Hı? Diyor. Senin arkadaşın değilmiş Muharrem. Niye yalan söylüyorsun ki? Benim arkadaşım demedik zaten. Ben zaten kendi hattımı şu anda kendisinden aldım yani. Sen benim arkadaşım dedin, bende yoktu dedin, arkadaşıma hat çıkarttım dedin. Dilek de dedi ki onun arkadaşı değil, benim arkadaşım. Ya benim arkadaşım değil dedim. Hikaye tekrar ediyor Muharrem Bey. Aynı yerden başlayıp aynı yere geri dönüyoruz. Mesela suça sürüklenen bir kadın var. Ve siz o kadının kahramanı olmak iddiasıyla hayatına giriyorsunuz. Kızı oradan kurtarıyorsunuz. Niye en yakın İstanbul'daki karakola gidip bu kişilerden şikayetçi olup ifade vermiyorsunuz? Alıp Dilek'i farklı biriyle götürüyorsunuz. Siz bu yayın olmasaydı Dilek'le ilgili kayıp olacaktınız. Dilek farklı bir ilde aynı 6 Şubat'tan sonraki silsile devam edecekti. O yüzden de iyi niyetiniz çok inandırıcı değil. Şimdi biz Dilek'i ararken Dilek'i bulduğumuzda Mehmet gel otur, siz de yerinizden kalkmıyorsunuz Dilek. O da mı ağzından çıkan laflarına dikkat herkes etsin. Herkes kelimelerine dikkat edecek. Mehmet otur. Hiç karışmıyorsun. Ben bir sormam gereken soruları sorayım. Hiç böyle telaşa, kavgaya falan halim yok. Kalbinizi kırarım. O kadar abla, söyleyeyim. Abla istemiyorum ya, boşansın. Çıksın. Peki, Muharrem denilen kişiye soruları. Benim hakkımda olan söylemezsin lan. Dilek üslubuna. Sen benim hakkımda olan Dilek söylüyor. Üslubuna dikkat et, rica ediyorum. Evlenmeseydi. Söylediğin her cümle. Her cümle bak. Her cümle bir tarafta ağır, bir tarafta burası sizin o gün sokaklarda yapmış olduğunuz kavgalar gibi bir yer değil. Rica ediyorum sizden. Beni
zora sokmayın, kalbinizi kırmayayım. Abla bu kadar sizin için, ya, istemiyorum ya. Sizin için bu kadar mücadele ederken kalbinizi kırmak... Dikkat edeceksiniz. Çıksın hayatımdan, istemiyorum. Kelimelerinize dikkat edeceksiniz. Rica ediyorum. Ben hayatımdan mutluyum. Muharrem'le mutluyum. Şimdi, Muharrem'den de evleneceğim. Muharrem. İster ister gelsen ister gelmez. Muharrem denilen kişi... siz Dilek'le beraber o gün şehirden ayrıldığınızda hayatınızın ve şehrinizin Gaziantep olduğunu söylemiştiniz. Niye Dilek'le beraber başka bir şehre gittiniz? Adana'ya gitmiştiniz değil, değil mi Dilek? Dilek Adana'ya mı gitmiştin? Niye Adana'ya gittiniz? Ablam vardı orada. Ablanız kim? Adı ne? Adı Cihan. Ablanız evli mi orada? Evet. Kimin evine gittiniz Dilek ablasının orada? Ablasının evine gittik biz. Geri oradan ATV'den Bülent abi vardı. Bizi kaç aldı, çocuğu buraya var getirdi. Ablasının? Üç tane çocuğu var. İkisi evli, bir de bekar. İki olan bir kız. Nerede yaşıyor ablası? Adana'da yaşıyor ablası. Onun evine mi götürdü seni? Ne diye tanıştırdı seni onunla? Evleneceğim kişi diye tanıştırdı. Onlar nasıl karşıladı seni? Evet. İyi biliyorlar mıymış televizyonda konuşulanları? Haberleri var mıymış? Var. Yine de gel bizde kal dediler mi? Yoksa kızım git bak sen kendi hayatını kurtar mı dediler. Sen hayatını kurtar ondan sonra Muharrem'den evlen ablası dedi. Ablası dedi. Muharrem ablan yayına bağlanır mı? Efendim? Ablan yayına bağlanır mı? Yok hayır ablam. Niye? Gerek yok. Ben gerek olup olmadığını sormuyorum sana. Ablan yayına bağlanıp sizin anlattığınız her şeyi doğrular mı? Doğrudur. Doğrular mı yani? Ben ablanla konuşmak istiyorum. O gün sizi nasıl buldu ya da siz onun yanına gittiğinizde hangi tepkiyi verdi? Bunları öğrenmek istiyorum kendisinden. Yani hiçbir tepki vermedi. Yani ablamla konuşmanın bir anlamı yoktur yani. Niye? Ben ama ablanızla konuşmak istiyorum. Bir gece sizi ağırlayan... Neden konuşacaksınız sen, peki? Gelin. Neden şimdi, konuşacaksınız? Sen Dilek'i ona kim diye tanıttın? Nasıl? Dilek'i ona o gece götürdüğünde bir anda düşünsene aylardır gelmeyen kardeşi bir anda kapının önüne geliyor. Ben daha bunu 3-4 gün önceden ablama söylemiştim. Dilek'i nereden aldınız? Biliyor muydu geldiğini? Ailesinden mi aldınız? Mağduriyet yaşadığı bir yerden mi aldınız? İnsanlar mağduriyet yaşadığında, zor durumda olduklarında evlilik yapabilirler mi? Ya da kaçarlar mı? Ha? Niye İstanbul'daki Nurhan ve Adem'le ben işbirliği yaptığınızı da düşünüyorum açıkçası. Nasıl yani? Şunu kaç söylüyoruz. Kaç kez gittiniz o eve? Muharrem. Sesiniz kız... gelmiyor. Tam olarak buraya sesiniz gelmiyor. Ben peki, sesinizi duymuyorum. Ben söylüyorum yani cümlelerimi. Dilek'in arandığını sen biliyor muydun? Eşinin televizyonda olduğunu. Son günü öğrendim ben zaten. Son günü öğrendin. Evet. Sen niye mesela Dilek'i elinden tutup... Ya Esra Hanım, Dilek benim yanımda. Ben onun yaşadıklarına tanığım. Ben yaşadığı her ben şeyi anlatır. Ben yaşadıklarına tanık oldum. Arkadaşlarınız aradı sizi. Beni aradılar. Bana dediler ki biz ne? Biz aramayacağız kardeşim. Siz arayacaksınız. Siz tamam ilk baştan... Tamam da arkadaşlarınız aradı. Beni dediler ki ne? Böyle böyle dediler. Bana dediler ki ne? Getir siz... dedi. Kızı teslim et dedi. Bize dedi başka bir şeye karışma dedi. Sen yoluna herkes yoluna dedi. Şunu merak ediyorum. Bana öyle deyince beyefendi, ben... Beyefendi ben aradıktan sonra sizi... Bir ya değil. Tamam bana öyle siz deyince niye? Ben dedim ki ne? Ben Muharrem dedim ki Bey, nasıl teslim aklın edeceğim yolu, bu halde size? Aklın yolu, doğrunun yolu bir. Böyle bir şey yaşayan birini ilk gördüğünüzde polise gittiniz mi? Polise gitmedim. Gitmedin. Sonra evet, arandığını öğrendikten sonra sen bilgi ve ihbar verdin mi? Vermedin. Verdim. Tam tersi. Vermedin İfadeyi verdik ya. Burada bunların verdik. Hepsi burada ortaya çıktıktan sonra. Sen tam tersi bunların üzerine... Dilek aranırken onu alıp başka bir şehre götüren kişisin. Ablama götürdüm diyorsun. Ben de sana diyorum ki o gün ablanda olduğunu bana ispatla. Şahidimiz var abla. Bülent abi geldi bizi kapının önünden aldı. Yo ben ablasıyla konuşmak istiyorum. Ben her kapının önünden aldığım ablasının evi mi? Ya konuşmak zaten sizin ben amacınızı biliyorum da yani şey olarak neyse. Ablam yayına katılmaz ablam yani. Ben yayın dışında kendisiyle konuşurum. Nasıl? Yayın dışında kendisi. Tamam yayın konuşuyor. Dışında konuşabilirsin. Sıkıntı yok. Yayın dışında konuş abla. Orada olduğumuza da şahidimiz var ablamız. Muharrem Bey ailesi şu kanaata varmış. Onu yetiştirenler. Dilek kendini koruyamıyor. Yanlış kararlar alıyor ve etrafındaki insanlar tarafından mağdur edilebilir. Bu amaçla mahkemeye müracaat etmişler. Bir mahkeme süreci var. Bunları biliyor musunuz? Ya ben her türlü kendinin arkasındayım.
yanındayım. Hiçbir zaman da kendini bırakmam. Yani bu sonsuza kadar da yanındayım ben kendisinin. Herkes de böyle bilsin yani. Bu cümleyi tekrarlar mısınız? Yani boşandığı andan itibaren de ben kendisiyle resmi nikah da yaparım. Hı hı. Resmen de evlenirim. Yani kimse bunların de hepsini yapabilirsiniz. Boşanır, tekrar evlenirsiniz. Ya boşandıktan sonra her şeyi yaparım yani. Şunu anlamıyorsunuz. Siz dileği gerçekten koruyabilir misiniz? Korurum. Niye nasıl korumayacağım? Nasıl koruyacaksınız? Nasıl koruyacaksınız? İşte yani nasıl koruyacaksınız? Bugüne kadar korudum ben zaten. Hı? Gitmek isterse Dilek. Bugüne kadar korumadınız. Zaten sizi bulduğumuzda direkt buraya getirdik bizim kontrolümüzle. Siz dışarıda Dilek'i koruyabilir misiniz? Dilek bir gün kapıdan çıktı gitti. Neden korumayacağım ki ne? Dilek bir gün kapıdan çıktı gitti. Ne yapacaksın? Kapıları üstüne mi kilitleyeceksin? Öyle bir şey olabilir mi? Bilemiyorum. Hayatta her şey mümkün. Ben bunu öğrendim. Sizin yanınızda her öyleyse ben bilmiyorum yani. Benim yanımda öyle değil ama. Her şey mümkün. Nasıl koruyacaksınız? Bu korumayı nasıl yapacaksınız? Benim yanımda öyle değil ama. Muharrem Bey, şunu anlamıyorsunuz. İnsan kendini korumak isterse kendini koruyabilir. Ben kendime güvendiğim için ben konuşuyorum yani başkasına. Birazcık daha farklı. Ben kendime güvendiğim için ben konuşuyorum. Yani başkasına güvenip de ben bu kelimeleri konuşmam yani. İnşallah. İnşallah. Ben daima da sözümün arkasındayım. Sizin mesela mahkeme evraklarının geldiği adresiniz, yeriniz, her şeyiniz belli olacak mı? Nasıl? Mesela diyelim ki Dilek'le ilgili evrakların geleceği bazı bir adres lazım, bir ikamet adresi lazım. Böyle bir adresiniz var mı, olacak mı? Olacak ya, tabii ki olacak yani, illaki olacak yani. La havle, la havle. İllaki olacak. Buradan nereye gideceksiniz peki? Dilek, planınız nedir? Buradan direkt ben ablamın yanına gideceğiz. Buradan direkt ben Cihan ablanın yanına gideceğiz. Hı hı. Ondan sonra boşandıktan sonra da tekrar evlilik yapacağız. Cihan ablanın yanında onun çoluğu çocuğu var. Ne kadar size kapısını açar ki? Bir kızı var, başka kimse yok yanında. Bir kızı var, başka hiç kimsesi yok. Biraz önce iki çocuğu var dedi. Üç çocuğu var abla. İki oğlu bir kızı var. İki oğlu evli, dışarıda bir kızı kendisinden kalıyor. Mesela ben seni aradığımda hangi adreste bulacağım? Benim için en önemlisi o. Görevliler, yetkililer, sana evrak geleceği zaman kişiler seni hangi adreste bulacaklar? Cihan ablayın oturduğu evde adresi bulacaksınız. Şuradan bir ben Dilek istediği için ben buraya çıktım. Sapsalim buradan bir çıkıp gidelim. Ondan sonra başka bir şey istemiyoruz. Gidip ev tutacağız. Orada birlikte işlerimizi falan ayarlayacağız. Ondan sonra evleneceğiz.